Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. 4. yolun 9. bölümüyle karşınızdayız. Siyaset bilimci meslektaşlarım Edgar Şar, Alpan Telek ve Nezih Onur Kuru ile birlikte hazırladığımız yayınımızda her pazar Türkiye ve dünya siyasetindeki güncel konuları yorumlamaya devam ediyoruz. Bu hafta Türkiye siyasetinde aslında yeni bir yola girmiş olduk. Koronavirüs salgınla mücadele sürecinde koronavirüs salgını öncesi döneme mi dönüyoruz, tırnak içerisinde normalleşme sürecine mi giriyoruz derken hafta içinde, içerisinde bulunduğumuz hafta sonuyla ilgili olarak önce sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'da yayınladığı mesajıyla sokağa çıkma yasağı kaldırılmış oldu. Şu anda insanlar sokaklardalar. Şimdi koronavirüs salgını süreciyle mücadele sürecinde bu yeni bir aşama normalleşme deniliyor buna. Ama aslında Türkiye neredeyse normalleşememeyle haftaya girmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta açıldı. Mecliste görüşülmesi beklenen yasa teklifleri vesaire dururken bu hafta 3 milletvekilinin milletvekilliği düşürüldü ve bu milletvekilleri tutuklandılar. Şimdi bu mevzuyla başlayacağız bu hafta. Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Şimdi meclis açıldı dedik. Ben biraz bunun ayrıntısını vermek istiyorum. Şimdi meclis açıldı ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in Yargıtay'da onanıp kesinleşmiş haklarında cezalar vardı. Enis Berberoğlu hakkındaki suçlama siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı Enis Berberoğlu. Musa Farisoğulları terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl, Leyla Güven de yine terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmışlar. Cezaları Yargıtay'da onandı. Şimdi meclis açılır açılmaz haklarındaki fezlekeler okundu. Milletvekillikleri mecliste düşürüldü. Daha sonrasında bu 3 milletvekili de tutuklandı. Milletvekilliği düşürülen kişiler diyeyim tutuklandı. Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hala tutuklu. Enis Berberoğlu koronavirüs salgını sebebiyle evine yollandı ve anladığım kadarıyla cezasına orada devam ediyor. Şimdi bu tabii ki tartışmaları beraberinde getirdi. Hem ufak eylemlilikler oldu bununla ilgili. Hem HDP ve CHP arasındaki ilişkilerde bir gerginlik olacak mı, oldu mu? Bununla ilgili tartışmalar açıldı. Ve yine meclise darbe üzerinden çeşitli tartışmalar yapıldı. Şimdi öncelikle Edgar senle başlamak istiyorum. Bunu bir hukuki olarak anlayalım bu süreci. Yani şimdi milletvekili dokunulmazlığı Mayıs 2016'da kaldırıldı. Tamam bunu biliyoruz. Ama milletvekilliği devam ettiği sürece cezalar onansa bile bu şekilde milletvekilliği düşürülüp tutuklanabilir mi bu milletvekilleri? Durum nedir? Bu hukuki bir karar mı yoksa siyaseten neden şimdi böyle bir karar alındı? İşin hukuki kısmını sana sorarak başlamak istiyorum Edgar. Evet ben hukukçu değilim ama herhalde grupta... Daha çok ilgileniyorum öyle anladım. Ondan ötürü bu tercihi yaptım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün bu yayında neler konuşabiliriz, ben neler söyleyebilirim diye düşünürken aklıma şu geldi. Bu özellikle doğa tarihçileri, jeologlar mesela bir deprem olduğu zaman işte çok büyük bir hortum olduğu zaman falan doğanın kendini muazzam bir şekilde ifade ettiğini söylerler ve derler ki aslında o deprem seyredilir. Doğanın nasıl kendini böyle muazzam, büyük bir şekilde ifade etmesi. Ama tabii bizim gibi ülkelerde işte Türkiye'de önlemlerin olmadığı, işte sosyal adaletsizliği mesela çok yüksek olduğu Amerika'nın bazı eyaletlerine hortum vurduğu zaman ya da bizim gibi ülkeleri deprem vurduğu zaman işte on binlerce hatta belki İstanbul depremi için yüz binlerce insan öldüğünde işte... Böyle bir bakış bizim için çok marjinal oluyor. O zaman sadece trajedi olarak bunları değerlendiriyoruz. Biz sosyal bilimciler için de Türkiye oldu mu olası çok iyi bir laboratuvar. Ama olan biten belki çalışmak için çok verimli, üzerinde düşünmek için işte özellikle popülist otoriterleşmenin en önde giden ülkelerinden olarak süreci izlemek, diğer ülkelerin belki bizim 10 sene önce yaşadığımız şeyleri bugün yaşadığını görmek çok enteresan geliyor ama bir yandan insanların hayatlarının nasıl karardığını görünce bu bilimsel ya da işte akademik bakış açısını, o pür bakış açısını tutturmak da çok zor bir yandan. Çünkü hepimizin hayatı çok kötü etkileniyor ve bunların tabii yani telafisi de kolay şeyler değil. Bozmak daha kolay, telafi etmesi çok daha uzun sürüyor. Bu dokunulmazlık mevzu da öyle. Dokunulmazlık değil, milletvekillerinin tutuklanması, cezaevine gönderilmesi bunlar... Mısır gibi, Lübnan gibi ülkelerde
yaşanılan şeyler. Türkiye'nin 90'larda benzer bir tecrübesi olduğunu biliyoruz ama bugünkü gibi değil birçok anlamıyla. O zamanlar da çok matah değildi hiçbir şey muhtemelen ama muhtemelen diyorum biz çünkü okuyarak öğrendiğimiz için o zamanları. Ama bugün yaşananların 21. yüzyıla hiçbir şekilde Türkiye'nin işte artık 100 yıllık neredeyse 150 yıldan fazla parlamenter sistem tecrübesi olan bir ülke olarak milletvekillerinin hala tutuklanabilmesi bu şekilde çok acı. Hukuki değil tabii ki, yani o soruyu sen herhalde biraz usulen o şekilde soruyorsun ama hukuki değil şöyle, yani 2016'da o dokunulmazlık şey zaten çok tartışmalıydı biliyorsunuz, anayasaya aykırı bir düzenlemeydi. Şu ya da bu şekilde yapıldı, bir defaya mahsus olarak bütün dokunulmazlıklar kaldırıldı ama bütün hukukçuların neredeyse üzerinde anlaştığı bir konu var ki o da seçimler yenilendiği zaman, yani 2018'de tekrardan seçimler oldu bu ülkede, tekrardan yeni bir meclis oluştu. Bütün milletvekillerinin ki bu tutuklanan 3 milletvekili de geçerli, dokunulmazlıkların tekrar kazanmaları söz konusu. Dolayısıyla o 2016'da yapılan o düzenleme, bir defa mahsus olarak dokunulmazlıkları kaldıran o düzenlemenin aslında bu yasama yılında aslında geçerli olmaması çok net bir şekilde hem mantıken hem hukuken öyle olması gerekiyor ama maalesef ülkemizde çok temel hukuki hükümler ve ilkeler uygulanmıyor. O sebeple belki de milletvekilleri bu konularda bu bedelleri ödeme konusunda en çok hazır olması beklenen ve gereken kişiler ve bunu yaşıyorlar maalesef ama ülke olarak hepimiz bunun içinden geçiyoruz. Konuyla ilgili şunu söyleyeyim, çifte bir strateji olduğunu düşünüyorum burada. Geçen hafta da konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Yani CHP'nin kriminalize edilmesi, HDP'nin bu kriminalize edilmesi daha kolay, toplum gözünde de daha kolay ama özellikle muhalif toplumsal kesimler Türkiye'de hukukun olmadığını çok iyi biliyorlar ve bu hukukun olmayışının HDP'liler için de geçerli olduğunu anlayabiliyorlar. Benim yaptığım konuşmalarda gördüklerimle söylüyorum. Bir temsilli bir örneklemle konuşmasam da en azından gözlemlerim onu gösteriyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın da hak ettiği için içeride olmadığını anlayabiliyorlar o insanlar. İkili strateji işte bu CHP ile HDP'yi bir arada göstermek. Bunu böylece iktidarın tabanını konsolide etmesini sağlamak. Tek stratejisi zaten ayakta kalmak için. Bunu yapmaya çalışıyor. Bu konuda burada başarılı olduğunu düşünüyor. İşte bakın CHP de bu şekilde sürekli CHP'liler tutuklanıyor. Son bir ayda yani bayağı bir vakadan bahsediyoruz CHP'lerin tutuklanması noktasında. İkinci strateji ise çifte dedim ya, ikincisi de şimdi salgın önlemleri kapsamında mesela Enis Berberoğlu bırakıldı. Diğerleri bırakılmadı diye biliyorum. Doğru değil mi Gülçin? Şimdi diğerleri bırakılmadı. Burada da ortaya çıkan bu sefer şöyle bir şey oluyor. İşte HDP ile CHP'yi kendince karşı karşıya getirmek ya da işte mesela acaba HDP'liler içeriden çıkmadı, CHP'liler işte ayağa kalkacak mı, işte bakın ilkeleri sadece kendimiz için değil onlar için de uygulamanız gerekecek mi gibi bir şey umuyor bence burada hükümet. Bunda da kısmen başarılı oluyor. Bence bu oyuna gelinmemesi lazım hiçbir şekilde. Böyle çifte bir strateji var. Hem bir yandan bir yerde gösteriyor hem de onları ayırarak aslında HDP'yi oradan uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü HDP zaten muhalefet bloğunda olmadığı zaman Cumhur İttifakı kazanacağı fikrinde. Bu kadar net değil o bence. Çok fazla güveniyorlar ona. Ama çok, yani son cümle şunu söyleyeyim. Hakikaten çok talihsiz bir şey. Çünkü bunlar Mısır'da, Lübnan'da olan olaylar. Çoğunlukların eğlenmesi için milletvekillerinin kaybedilmesi, öldürülmesi gibi olaylar. Biz de tabii inşallah hiçbir zaman Allah korusun o noktaya gitmesin ama yani bu da sonuçta benzer şeyleri andıran olaylar. Çok kötü bu otoriterleşmeyi biz de bu şekilde izliyoruz. Şimdi ben gerçekten irade bir şekilde hukuki çerçeveden başladım. Çünkü ısrarla bunun üzerinden bakmamız gerektiğini de düşünüyorum bir yerinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan bir karar üzerinden bunlar işletiliyor. Tabii ki İbrahim Kaboğlu, Sayın Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'nun da yaptığı açıklamalar var. Hem anayasaya aykırı hem de belki de iç düzeye de aykırı bir karar bu. Hem hukuki değil hem de zaten meşru değil, onu söyleyebiliriz. Ve bu HDP geleneği partilerinin ilk defa yaşadığı bir olay da değil. Leyla Zana'yı aklımıza getirir, Orhan Doğan aklımıza getirir. Yani bir sürü isim sayabiliriz. Yani bu meclisten görüntüler de aklımızdadır. Meclisten milletvekillerinin tutuklanarak götürülmesi görüntüleri.
Bunu Cumhuriyet Halk Partisi de ilk örnek mi bilmiyorum. Bildiğiniz varsa düzeltin beni. Yani bu yayılıyor anladığım kadarıyla. Şimdi 4 Haziran'da alınan bu karar sonrası tabii ki bu çok tartışma yarattı. Medyascope'da da bununla ilgili çok fazla yayın yapıldı. Ruşen Çakır insan ünlüyle yayın yaptı. Murat Yetkin de yaptı. Kadri Gürsel programında bunu yorumladı. Aslında deneyimli gazetecilerin hepsi neredeyse bu süreci yorumladılar. Şimdi 4 Haziran'da mecliste bu karar alındığında da CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ilk tepkisi Engin Altay'ın CHP adına bu karar anayasaya iş tüzüğe aykırıdır. Bu parlamentoya darbedir, dayatmadır dedi. CHP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise HDP'ye yönelik 4 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonu hatırlatıp bu iktidar darbecidir, bu iktidar hukuku esas almıyor. Siz yüz binlerce insanın iradesini nasıl gasp ediyorsunuz? Bu çoğunun oligarşistir, bu faşizmdir, bu darbedir dedi. Şimdi bir süredir bir darbe söylentisi gibi neredeyse böyle diyebiliriz. Bu yayılmaya çalışılıyor. Bu haftaki yayınlarda benim dikkatimi çeken şu oldu. Bu söylenti yayılırken bir yandan gerçekten de halkın iradesinin yani sivil iradenin, meclisteki iradenin sayılmadığı, aslında bir anlamıyla tırnak içinde darbe süreci zaten yaşanıyor gibi yorumlar da yapıldı. Şimdi Alpan şunu sormak istiyorum sana. Senin tabii ki yani sorum yönlendirici olsun ama tabii ki sen kendi yorumlarını da ekle. Siyaseten bu ne anlama geliyor? Neden şimdi? Edgar da bahsetti HDP-CHP arasındaki ilişkiyi belki muhalefet bloğunda HDP'nin durdu ya. Neden şimdi böyle bir gündem yaşıyoruz biz? Bu aslında çok önemli bir tartışma. Benim gördüğüm kadarıyla bu hafta bu tartışma iki yönü oldu. Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla da. Birincisi hükümetin bunu yaklaşan seçimler yani hangi ne zaman ister erken olsun ister kendi olağan düzeninde olsun seçimler için yaptığı ve kendi tabanını işte tahkim etmek, karşı tarafı bastırmak için seçimlere hazırlandığı yönde yorumlayanlar oldu ki bu yorum çoğunluk benim gördüğüm kadarıyla. İnsanlar genelde bu yorumu tercih etti. Ama bir başka yorumda şunu söyledi. Affedersin dışarıdan bir ses geliyor kuvvetli. Bir başka yorumsa şunu söylüyor. Bütün bu yaşananların hükümetin işte 2016 yılından sonra hızlandırmış olduğu rejim kurma faaliyeti olarak. Yani bunu sadece işte seçime bağlamayın. Bu çok hafif kalır. Tersine bu bir rejimin kuruluşudur, kuruluş hikayesidir. Buradan da şuna bağlayayım. Edgar çok güzel birkaç söz etti. Yani genel olarak çok güzel konuştu ama içinden benim böyle çekip çıkardığım birkaç kelime var. Bir tanesi laboratuvar söylemi çok iyiydi. Türkiye'nin bir laboratuvar, siyasi bir laboratuvar olduğu yönünde. Siyaset bilimciler için belki de ya da sosyologlar için. Ben bunu master tezinde İran için kullanırdım yani söylerdim. İran çünkü neden? Yani özellikle 1979'dan sonra rejim kurulurken, kendi kurumlarını kurarken, kendini var etmeye çalışırken çok kuvvetli bir şekilde naratife ihtiyaç duyuyordu. Yani hikayelere ihtiyaç duyuyordu ve siyasi olaylara yani böyle sansasyonel siyasi olaylara ihtiyaç duyuyordu. Her rejimde bu böyledir kurulurken bana kalırsa. O açıdan İran böyle siyaset biliminin bütün kavramlarının test edildiği sıra dışı bir örnek. Zaten laboratuvarlarda böyle sıra dışı örneklerin olduğu bir grup vardır, deney grubu. Sanki siyaset biliminde de İran oydu. Şimdi ben ama son 5 yıldır, 6 yıldır, belki de son 10 yıldır, kedim içeri girmeye çalışıyor. Son 10 yıldır Türkiye'nin de benzer bir eğilim içerisinde olduğunu düşünüyorum. O kadar sıra dışı olaylar, sansasyonel olaylar yaşadık ki bize artık çok normal gelmeye başlasa da bu olaylar ciddi anlamda bir yandan toplumu kutuplaştıran, bir yandan da bu kutuplaşma üzerinden istenen yönetimin ki Edgar işte ona ne popülist otoriterleşme dedi. Bu da Edgar'dan çekip çıkardığım diğer kavram. Onun genel hatlarını ve tabanını belirleyen şey gibi. O siyasi ortam gibi geliyor bana. Bir de şunu da hatırlatayım. Mesela son işte biz bu sanırım 10. programımız. 10 programdır. Yani her hafta bu tür sansasyonel hani bazen şiddetli farklı oluyor az ya da çok oluyor ama kutuplaştırıcı vakaların örneğini giderek daha fazla yaşamaya başladık. İzleyenler bilirler yani her hafta bir şey eklendi buna. İşte ama son 3-4 programdır haftadır ya da özellikle şeyin eklendiğini görüyoruz. Yani işte artık HDP ile ilgili söylemlerden, hükümetin söylemlerinden ya da o kanadın söylemlerinden bunun yanına bir de CHP'nin eklendiğini görüyoruz. Şimdi ben bu İlk ortaya senin sorunla ortaya koyduğum tartışmaya şöyle bakıyorum. Yani bir seçim için kısa dönemli bir şey midir yoksa daha uzun orta erimli rejim tartışması mıdır bu?
bütün bu olaylar, yani bunun etrafında dönen olaylar. Bana kalırsa ikisi de. Çünkü mevcut kurulmak istenen, kurulan yapı, siyasi rejim diyelim işte buna, seçimlere ihtiyaç duyuyor. Yani halkın onayını almaya ihtiyaç duyuyor. Bununla ilgili çeşitli mekanizmalar oluşturulsa da, çok tartışma yaşansa da, her türlü bu şekilde. Yani yaşadığımız bu tartışmalar, gördüğümüz bu laboratuvar ortamı genelde bizim Orta Doğu'da petromonark dediğimiz ülkelerde görülen şeyler. Ya petromonarşi dediğimiz petrol gelirine dayanan monarşilerin şeyleri, olayları gibi yaşanıyor olaylar. İşte Lübnan gibi falan bazen bu oluyor. Hani bizde asla olmaz diyebileceğimiz bir zamanlar olaylar hepsi başımıza gelmeye başladı. Ama o ülkelerde işte mesela Behlül Özkan bir kere şey demişti, yani o ülkelerde petrol var, bunu finanse edebiliyorsunuz da burada zor o olay diye. O yüzden rejim için şey çok önemlidir. Yani Türkiye'deki siyasi, kim olursa olsun siyasi iktidar olan kişi için seçimler çok önemlidir. Çünkü sizi kompanse edecek herhangi bir çok büyük rantınız, geliriniz yok. Hele ki Türkiye ekonomisi bu durumdayken, şu an ekstradan onu düşünüyorum. Son olarak bu olayla ilgili şunu söyleyeyim. Yani olayla ilgili çok konuşmadım ama daha genel olarak konuştum. Arkadaşlar Nezih benden çok daha iyi konuşacaktır eminim bu konuda. Ama şunu söyleyeyim. Bu son 10 yıllık süreçte gördüğümüz birkaç şey bence bu yaşadıklarımızı da hazırlamış nitelikte. Hiç o yüzden şaşırmıyoruz. Yani meclisin etkisizleştiği, kurumların etkisinin azaldığı, genel olarak bütün kurumların etkisinin azaldığı, hatta yok olduğu, milletvekili olmanın değerinin yittiği bir ortamdayız. Yani bugün milletvekilliği bana kalırsa iyi bir kariyer gibi. Bunun ötesinde bir şey ben söyleyemiyorum. Milletvekilleri hangi etkide bulunuyorlar, bulunabiliyorlar? Bunları onları eleştirmek için söylemiyorum ama milletvekilinin, yani sistem değişince, o parlamenter sistemden bugünküne geçince artık onun da bir etkisi kalmadı. Değiştirici, etkileyici, yaratıcı bir modelleri kalmadı. İşte bu tür sansasyonel olaylar hariç hatırlanmıyorlar bile. Sanki orada siyasi olarak etkilemek isteyenler milletvekili olmuyorlar artık yani. Bence olmasalar daha iyi olur gibi geliyor bana. Bir vizyoner kişilerden bahsediyorum. Yani bir şey etkilemek için. Dolayısıyla böyle bir, bunun da kendine yarattığı, bütün bu popülist otoriterleşmenin yarattığı da sosyal ve hukuki bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Bu tür vakaları da o açıdan ben normalleştirmiyorum ama normal görüyorum ve daha fazlasının yaşanabileceğini düşünüyorum bu için. Şimdi bu hafta Kadri Gürsel yaptığı yayında şöyle demişti. Biraz önce sizin bahsettiği tartışmalarla uyumlu bir şekilde Türkiye'nin rekabetçi otoriter sistemden aslında bu süreçle birlikte tam otoriter sisteme doğru mu evriliyor dedi. Bence de aslında bu yaşadığımız 4 Haziran'da mecliste yaşananlar bir süredir zaten yaşana gelen şeylerin bir devamı niteliğindeydi. Hem kısa vadede belki bir seçim hesabı ile ilgili olabilir. Yani iktidarın kendi çıkarlarına yönelik işte muhalefet bloğunu yönlendirme ya da işte ne denir oradaki dengeleri bozmaya yönelik bir hamle olabilir. Ama Türkiye'nin siyasal sistemi ve rejimiyle de ilgili bir hamle olduğu kesin. Çünkü bir süredir şimdi şunu görüyoruz ki Türkiye'de bana sorarsanız rekabetçi otoriter sistem hala varsa, yani tam otoriter sisteme geçmiyorsak, senin de dediğin gibi hem seçimlerin olması hem de bir toplumsal muhalefetin ısrarla bir muhalefet bloğunun olması. Ve muhalefet bloğunda HDP çok kritik bir yerde duruyor. Dengeleri oynatan bir yerde duruyor. Şimdi yeni partiler de belki buna adaylar. Dolayısıyla HDP'nin ya da Kürt hareketinin, Kürt siyasi hareketinin ne dersek sivil siyaset alanından dışlanmasına yönelik hamleleri bir süredir zaten yaşıyoruz. Birçok belediyesine HDP'nin kayyum atandığı, hukuk dışı idari uygulamalar var yerel yönetimlerde ve en sonunda seçilmişlere yönelik meclisteki gördüğümüz bu hamleler. Dolayısıyla şimdi muhalefet bloğunu da etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. HDP'yi yalnızca HDP olarak okuyamayız burada. Nezih, sana şunu sormak istiyorum. Kaç haftadır zaten muhalefet bloğunun çeşitli partileri ön plana çıkıyor. Bir hafta HDP konuşuyoruz, bir hafta HDP-CHP ilişkisini, bir hafta işte Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ni konuşuyoruz. İşte İYİ Parti sosu eşliğinde. Şimdi sen ne dersin? Bu yaşadığımız olaylar muhalefet bloğu penceresinden baktığımızda siyasal açıdan ne anlama gelir? Nasıl ifade edebiliriz bu bütün süreci? Ben şunu hatırlatayım size öncelikle. Şimdi bugün 7 Haziran değil mi? 7 Haziran 2015'i hatırlayın, 5 sene öncesini. AK Parti %40'a gerilemişti. Muhalefette %60'a ulaşmıştı değil mi? Yani herkes heyecanla işte şimdi nasıl bir koalisyon kurulabilir, AK Parti sonrası ne olacak filan diye konuşuyordu. Fakat muhalefetin demokratik bir blok oluşturamamasıyla birlikte MHP'nin de AK Parti'yi gidip desteklemesiyle beraber
AK Parti buradan gücünü konsolide ederek çıktı ve hala biz rekabetçi otoriteryanizm tam mı yarım mı bunları tartışıyoruz değil mi? Yani burada önemli olan mesele şu, muhalefetin insan hakları ve demokrasi temelinde amasız fakatsız buluşabilmesi. Bu noktada HDP'li ve CHP'li milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesi, yani bunu tartışmak bile aslında abeste iştigal. Ama reel siyasete döndüğümüzde bence şunu görüyoruz. Mesela HDP açısından bakalım. Yani HDP 7 Haziran'dan sonra bence zafer sarhoşluğuyla hendek siyasetine karşı çıkamadı. Bunun faturasını da ödedi. Ödemeye de devam ediyor. Çok ağır ödüyor. Çok ağır ödemesinin tüm sorumluluğu kesinlikle HDP'ye ait değil ama hiç de sorumluluğu olmadığını söyleyemeyiz. Diğer açıdan da CHP mesela. CHP bu vekil dokunulmazlıkları konusunda karşı çıkamadı tam anlamıyla. OHAL sürecinde ortaya çıkan insan hakları sorunlarına karşı bir ana muhalefet partisi gibi davranamadı. Sonucunda kendisi bedel ödüyor. Hala bedel öderken de işte bedeli ödeyenin CHP olduğu, diğer partilerin sanki bedel ödemediği gibi bir söylem oluşturuluyor. Yani aynı gün içinde iki HDP'li vekilin aynı süreç başına giriyor ama sanki o yokmuş gibi davranılıyor. Ama yani CHP mesela HDP'den ne kadar uzak durmak istese de artık zaten Cumhur İttifakı CHP'nin HDP ile yan yana olduğu söylemini bir şekilde halka kabul ettirmiş durumda. Yani bundan kaçınarak demokratik blok siyasetinin önüne geçmek, yani önüne demokratik blok siyasetinin önüne geçilecek, yani nasıl diyeyim, o cesareti ortaya koyamamak, demokratik blok siyasetini oluşturamamak muhalefetin ayıbı. Yani 7 Haziran 2015'i hatırlatmıştım ben. Yani tüm muhalefet %60'a ulaşmışken 6 ay sonrasında AK Parti gücünü tekrar konsolide edebildi. Şimdi aynı risk yeniden konuşulabilir. Çünkü anketlere baktığımızda işte AK Parti'nin %30'lara, MHP'nin %6-7'lere gerilediğini görüyoruz. Buna karşılık muhalefetin kararsızlar dağıtılmadan %45'lere, 50'lere yaklaşan oyları söz konusu olabilir. Ancak hükümet yeni bir plan geliştiriyor. Onun adı da ne? İşte daraltılmış bölge sistemi. Daraltılmış bölge sistemiyle birlikte bölgeleri daraltıp yeni partilere şanslanamamak veya erken seçim yaparak yeni partileri hazırsız yakalamak. Şimdi muhalefetin bu kadar yaşanan otoriterleşme tecrübesiyle beraber tüm bunları hazırlıklı olması gerekiyor. Yani her türlü seçeneği masada bulundurmaları gerekiyor. İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP'den uzak durmak gibi bir strateji izlerse nasıl ki CHP bu stratejiyi HDP uygulayarak çok bir şey elde edemedi, muhtemelen de onlar sadece işte bir iki puanlık AK Parti seçmeninin ya da MHP seçmeninin desteğini elde edebilecek ama muhalefet blokunun pek çok ilde Cumhur İttifakı'nın geride kalmasına yol açacak ve hatta daha önemlisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayla buluşamayacaklar ve muhtemelen böyle bir senaryoda Erdoğan kerhen oylarla da olsa seçilebilecek. Yani bu ihtimalin kesinlikle çok canlı olduğunu bizim hatırımızdan çıkarmamamız, aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Muhalefet, yani muhalif seçmenlerde de, basında da, partilerde de ben şöyle bir hava görüyorum. İşte AK Parti bitiyor zaten, işte koronavirüs, ekonomi, dış politika, siyasal gerginlik, sosyolojik değişim, işte ülkenin gençleşmesi, eğitimin artması filan, bunların hepsi iktidarın temelini sarsıyor, temelden sarsıyor iktidarı ve gelecek bizimdir gibi bir algıya kapılıyorlar. Ama muhalefet doğru düzgün bir demokratik aktörlük gösteremezse bence yeniden Cumhur İttifakı gücünü tahkim edecek ve tam otoriter bir rejime geçebileceğiz. Şimdi Nezih, sen de bahsettin. Bence de bütün bu tartışmalardan şunu çıkartıyorum. Bu yaşananlar HDP-CHP arasındaki ilişkiye bir oynamak zaten. Yani iktidar tarafından ısrarla kriminalize edilen HDP ile CHP'yi yan yana getirmek birinci yüzü bu işin. İkinci yüzü de HDP-CHP arasında bir ayrılık yaşanacak mı? Çünkü zaten sürekli o bekleniyor. Sosyal medya üzerinden her yerden takip ettiğimizde şimdi HDP kitlesinde de şöyle bir tabii ki haklı bir alınganlık oluyor. HDP milletvekillerinin isminin alınmaması, ana muhalefetin buna gerektiği gibi tepki vermemesi. Bu sırada biz ana muhalefeti söylüyoruz ama ısrarla aslında hem AKP eleştirme noktasında, hem öz eleştiri noktasında, hem de siyaseten önemli noktalarda işte yeni partiler, Deva ve Gelecek Partisi'nin özellikle hızlıca inisiyatif alamadığını görüyoruz. Bu da senin söylediğin muhalefet bloğunun amasız fakatsız bir arada bulunabilmesi
noktasında aslında çok da olumlu bir tablo çizmiyor bana sorarsanız. Bir de şimdi sen 7 Haziran'dan bahsettin, gerçekten nostaljik geldi bana. Yani 5 senedir neler yaşadık Türkiye siyasetinde. Özellikle 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye'de yaşananlar, belki yıllar sonra tarihçiler, işte siyaset bilimciler tekrar tekrar o süreci inceleyecekler. Çünkü hakikaten zor süreçlerdi ve hala da o sürecin devamını yaşıyoruz. İktidarın büyük baskısı, işte darbe süreciyle birlikte OHAL ilanı ve tabii ki iktidarın elinin kuvvetlenmesi, ama bir yandan da senin de bahsettiğin gibi muhalefetin bütün aktörleriyle doğru adımlar atamadığı bir süreci yaşadık. Yani gücünü koruyamadı en azından. Tabii ki burada düşman ne denir, hırsızın hiç misli çok, hep aklımda tutuyorum bunu. Çünkü iktidar gerçekten büyük bir saldırıyla yüklendi muhalefet. Hem de bunu da şerhini koyarak muhalefetin hatalarını da görmemiz gerekir gibi geliyor. Şimdi bu muhalefet bloğunun bir arada durup duramaması meselesiyle çok alakalı dedik. Burada yine bir hayal kırıklığı görüyoruz özellikle HDP seçmeni içerisinde. Bununla ilgili eklemek istedikleriniz var mı bu konuyla ilgili arkadaşlar? Son birer cümleniz varsa alıp başka bir konuya geçelim. Burada bir şey söyleyeceğim müsaade ederseniz. Şimdi burada hep gündeme gelen şey oluyor. İşte meclisten çekilinsin falan, o tarz tepkiler. Zaten orada ne yapıyorlar ki milletvekilleri? Meclisten çekilsinler, sineyi millet vesaire. Bunlar sürekli gündeme geliyor. Biraz şeye benzetiyorum ben bunu, işte seçimlerde boykot edilsin gibi. Burada biraz daha şey yapmak lazım. Yani Türkiye'yi iyi okumak lazım. Bu tarz stratejilerin bence hiçbir faydası yok. Bunları konuşmanın bile hiçbir faydası yok. Bunu söyleyelim. Bu mücadele edilmeyeceği, aktif bir mücadele edilmeyeceği ya da topluma mücadelenin yayılmayacağı anlamına gelmiyor. Ama yani buradaki toprakların siyasi kültürünü, algılarını, önceki pratikleri, sonra daha rahat geliştirilebilecek pratiklere hepsine bakıldığı zaman siyaset kanalları elde olduğu sürece kullanılmalı. Yani bugün mesela muhalefetin mecliste hiçbir çoğunluğu yok değil mi? Yani şeyde, iç tüzükte diyelim ki 2 sene önceye göre çok daha antidemokratik. Konuşma hakları vesaire de çok daha az. Zaten meclisin denetim yetkisi yok vesaire. Şimdi bunlar var diye diyelim ki yarın öbür gün işte bu Onur'un bahsettiği seçim sistemi değişikliği getirileceği zaman ya da milletvekili transferini yasaklamak için diyelim ki bir yasa getirileceği zaman, yani mecliste o zaman bırakalım, direkt geçirsinler ya, öyle olmaz yani. Muhalefetin bu şekilde davranmaması lazım. Onun için bu geri çekilmeler falan, bunların hiçbir faydası olmaz. Çekildiğinizde kalırsınız gibi bir tehlike var. Boykot da öyledir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da var bu arada. Hani yeni tip otoriter rejimlerde mesela boykot ne kadar çok işe yarıyor gibi. Bunlara baktığımız zaman da büyük oranda başarılı olmadığını görüyoruz. Onun için tartışmaların daha verimli olması bence önemli. Ve bence yani o en önemli tartışmalarda bu seçimlere nasıl gidileceği, hangi planlar yapılması gerektiği, seçim sistemi değişirse ne olacağı, değişmezse ne olacağı, bir şey üzerine anlaşmak zorunda muhalefet. Yani bir plan üzerine. Çünkü diğer konular, anlaşamadıkları tüm konular, işte Gülşin senin de söylediğin, o biraz önce hayal kırıklığı dediğin şey, o da onların arasında. Bunları konuşmak, bunları çözmek için daha ciddi bir siyaset yapılabilecek bir ortam lazım. Şu an o yok ülkede. İlk önce bir o kurulum, onun kurulması lazım. Onun için de seçimleri bir plan üzerine, sen beni dışladın, öbürü bilmem ne oldu falan gibi şeylere çok düşmeden. Çünkü herkesin kendine göre bir beklentisi var ve herkesin kendine göre bir verebileceği bir taviz var. Yani bunların hesaba katılarak daha olgun bir şekilde götürülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çok zor bir sistemdeyiz çünkü şu anda. Gülçin, bir kelime ekleyebilir miyim Gülçin'e? Tabii ki Erkan. Erkan'ın dediğinden yola çıkarak muhtemelen Erkan'la aynı şeyi konuşmuş, tartışmışızdır söyledi, ama Medyascop TV'de şimdi tam linkini hatırlamıyorum ama sanırım 1-1,5 yıl önce Amerika'da bir enstitünün bu seçim boykotlarını çalıştığı bir araştırmayı biz haberleştirmiştik. Sanırım dünya tarihinde bugüne kadar yapılmış 200'den fazla seçim boykotu bu enstitü tarafından çalışılmış. Yani seçim boykotu ne yapılır? Aslında bir sivil itaatsizlik örneğidir bu. Sivil itaatsizlik örneği Edgar'ın dediği gibi otoriter rejimlerde yapılıyor zaten genelde ve işe yarıyor mu yaramıyor mu üzerinden, yani sonuç olarak istediklerini aldılar mı sorusu üzerinden bakmışlar.
çok büyük oranda, yani şimdi sayıyı ve linki dediğim gibi hatırlamıyorum ama böyle Edgar'la onu tartışmıştık. Orada, o yüzden aklımda böyle %90 seviyelerinde olumsuz bir tabloyla karşılaşılıyor. Yani bu boykotu yapanlar için. Şimdi burada bunu sosyal hareketlerde de görüyoruz. Mesela Gezi'de falan çok tartışılmıştı. İşte siyasete girelim mi, geri mi çekilelim? Geri çekilme stratejisi bana kalırsa her zaman özellikle yani siyasette bir dayak yeme anına sizi götürür. Sürekli hırpalanırsınız. Geri çekilmeden ziyade yüzleşme diye bir taktik vardır. Face off diyoruz işte buna. Bunu yapmak, bu daha iyi bir strateji gibi geliyor bana. Hani biliyorum insanlar genelde siyasi oyunları, siyaseti ve oyunu sevmiyorlar. Hani sen de bu oyunun parçası oluyorsun o zaman diyorlar. Ama o zaman hangi oyunu oynamak istiyorsunuz? Onların önereceği oyunda da açıkçası siyaset ve kurallar yine olacak. Ama yani şey, geri çekilirseniz mevcut oyunda sürekli dayak yiyen konuma geliyorsunuz ve bu da hiç hoş bir şey değil yani bence. Nezih, bu hususta senin ekleyeceğin bir şey yoksa bu mevzuyu kapatalım diyorum. Çünkü zaten herhalde erken seçim tartışmaları olacak. Tamam. Ekleyeyim bir. Çok kısa hemen. Yani, tabii ekle. Bu geri çekili stratejisini tutmalı Bangladeş gibi örnekler var. Ve bizim elimizde 23 Haziran örneği var. Yani altılı YSK darbesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin sonuçları sayılmamış ve yeniden yapılması kararı alınmıştı. Şimdi orada da boykot seçeneğini dile getirenler oldu ama sonuçta geri çekilinmedi ve halk gerçekten cevabını verdi. Fark 13 binden 900 bine yaklaştı neredeyse. 800 bin üzerine çıktı. Bu da çok yeni bir örnek, yani bunu unutmamak gerekiyor. Siyaset bence Alpan'ın dediği gibi, yani taviz verme sanatı, siyaset bir oyun. Siyaset geçmişten ders alma sanatı, yani bunlar olmadan siyaset tamamen histerik reaksiyoner bir kimlikçiliğe dönüşüyor. Aynen. Açıkçası siz bunları söyleyince benim de aklıma, tarihi yanlış söylemiyorum değil mi arkadaşlar? 5 Haziran'daki Diyarbakır'ın mitingindeki patlama geliyor. Sonrasında insanların işte yaralarını sarmış bir şekilde 7 Haziran seçimlerinde oy kullanma görüntüleri geliyor. Yani zaten bu sini millet tartışmaları HDP'ye yönelik her türlü bu siyasetin iteleme meselesinden sonra hem HDP içerisinde hem de HDP dışından HDP'ye doğru tekrar tekrar açığa çıkan tartışmalar. Ama yani Kürt hareketi çoğunlukla her şeye rağmen oldukça rasyonel davranıyor. Özellikle seçimler ve işte bu sürece dahil olup olmama meselesinde. Yani en azından ben öyle görüyorum. Son birkaç senedir yani her şeye rağmen siyaset sahnesinden itilmekle birlikte bu çok yapıldı bu tartışma. Ama ben oradaki rasyoneliteye az buçuk güveniyorum diyebilirim kendi adıma. Şimdi bu tartışmayı yapacağız. Devam edeceğiz zaten. Erken seçim meselesi, muhalefet bloğu, HDP-CHP ilişkileri falan, bunu çok konuşacağız. Ama bu hafta biz istiyoruz ki 4. yolun 2. bölümünde birkaç başka konu var aklımızda. Şimdi birincisi, Twitter'da gerçekten birçok Türkiye'li kadını mutlu edecek. Gerçekten böyle nedendir? İçimize huzur veren bir sosyal medya kampanyası yapıldı birkaç gündür. Ben Twitter'ı her açtım. Hem çok biliyorum hem çok üzülüyorum. Gerçekten neler çekmişiz diyorum yani. Erkekler yerini bilsin. Erkekler yerinizi biliyor musunuz? Biz size sormak istiyorum şimdi. Nasıl bir kampanyaydı bu? Şimdi bu kampanyada kadınlara yönelik toplumsal cinsiyetçi, cinsiyetçi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan yargı ve ön yargılar tersine çevrildi. Kadınlar sosyal hayatta neler yaşıyorlar, hangi yargılar ve ön yargılarla hayatlarını sürdürüyorlar, bunları birkaç günlüğüne sadece sosyal medya üzerinden erkeklere yönelik çevirdik ve buna katlanamayan erkekler gördük, işte erkekliği paçasından dökülen aslında desteklediğini sanan yorumlar gördük, kadınlar bir deşarj oldular bir yandan, gerçekten hepimize bir yanıyla iyi gelen bir sosyal medya kampanyası oldu. Düzenleyenleri de tebrik etmek lazım. Bence çok başarılıydı. Şimdi sizin arkadaşlar neler dikkatinizi çekti? Böyle şey, ya biliyorum ki siz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hakikaten duyarlı 3 erkek arkadaşımsınız. Yani bunu hani söylememde bir sakınca yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla sizin nasıl hissettiniz, nasıl geldi size bu kampanya merak ediyorum. Mesela hiç dediniz mi ya bu hakikaten ne kadar garipmiş? Yani kadınlar bununla yıllarca nasıl yaşamışlar? İşte bunu tersine çevirince biz 2 gün bile sabredemedik. Ne kadar garipmiş falan dediğiniz yorumlar oldu mu? Nereleri sizin için dikkat çekiciydi bu kampanya? Kimden başlayalım? Edgar senle başlayalım. Yani şunu söyleyeyim ben. Bu yani cinsiyetçilik ve özellikle cinsiyetçilik çok daha fazla yani insan türünün diyeyim homo sapiens'in böyle genlerinde olan bir şey. Kültürden kültüre
biraz farklılıklar gösterse de o kültürde var, bu kültürde yok denemeyecek bir şey bence. Ama işte bizim yaşadığımız topraklarda da bir hayli olan bir şey her açıdan. Ama bununla beraber büyük bir ayrımcılık tarihimiz de var bizim ve şu anda da yaşıyoruz. Ve ben bu konular gündeme geldiği zaman, yani bizim çevreleri bilirsiniz işte biraz daha entelektüel, biraz daha okuyup yazan çevreler. Bu konuda en azından bir hassasiyeti kağıt üstünde de olsa göstermeye çalışan. Aslında kimse bu işten azade değil. Yani ben bunu görüyorum. Bazen kendi söylemlerimde belki ilk önce eylemlerde insan kendini durduruyor. Söylemler daha sonra geliyor. Herkesin öğrenme sürecinde olan bir konu bu. Öğrencinin öğrenme sürecinde olması gereken aslında bir konu. Yani bu bir bilinç meselesi bence. Buradaki bilinç meselesi şu değil. Ya ben ne kadar bilinçliyim işte toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok hassasım, şöyleyim. Bu değil. Bu hepimizin aşmadığı, belki daha yani bugünün koşulları da dahilinde belki sınırlı aşabileceğimiz. Ama her halükarda aşmak için emek harcamamız gereken bir konu. Hem eylemlerde hem de söylemlerde hem düşüncelerde biraz üzerine düşünmemiz gereken aslında emek vermek gereken bir konu. Yani zaman ayırmak gereken bir konu. Sanıyorum işte erkeklerin herhalde hepimizin bu işte Twitter'da bunları izlerken o zamanı biraz ayırmış olduk ister istemez. İster istemez ayırmış olduk. Zaten o Twitter'a her gün bakıyorsun. Bunları gördükçe belki o zamanı ayırmak için bir vesile olmuş oldu. O açıdan da faydalı aslında. Ve yani tabii çok acı, sadece toplumsal cinsiyet eşitsizliği değil, birçok ayrımcılık bu topraklarda olduğu için hem tarihinde hem bugününde. İşte aynısı denendi mesela işte Kürtler üzerinden aynı strateji denenerek birkaç söylem oluşturulduğunu gördüm ben kendim. Twitter'da. Belki başkaları da yapıldı, gözümden kaçmış olabilir. Yani bu konuda bizim defterimiz biraz kabarık ve hepimizin yüzleşmesi gereken bir şey var. Hepimizin mutlaka içimizde biraz kazınmıştır. Onları, o kazınmış yerleri tekrardan kazımak da kolay değil. Buna zaman harcamak lazım. Ve yani herkes bu konuda ilk önce evinden, kendi odasından falan başlamalı. Yani hepimizin huzuru için de faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda herkese başarılar diliyorum, başta kendim olmak üzere. Yani kolay bir iş değil çünkü. Ama umarım hakkıyla yapabileceğimiz bir iş olur. Yani bu konuda bir gelişim sarf ederiz hepimiz diye umuyorum. Buna çok katılıyorum. Yani küresel düzeyde de zaten ataerkil yalnızca Türkiye topraklarının has bir şey değil. Bunu zaten biliyoruz ama bizim topraklarımız gerçekten yani ne denir maşallah ayrımcılıktan ayrımcılık be. Yani günlerce kampanya düzenlesek zaten herkes bir tarafından dışlanıyor bu topraklarda. Şimdi bu çok yatay kesen bir şey, toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani herkesi evet. ilgilendiren meseleden bahsediyoruz. Ben siz hani benim feminizm anlayışımı da az çok bilirsiniz. Bir feminist kadın olarak ben her gün bile kendimde de çok yakalıyorum. Yani her gün ataerkil bir ne diyeyim yorum çok demeyeyim çünkü artık onu tutabiliyorum belli bir bilinç seviyesinde olduğum için. Ama his, düşünce neyse ya bu kadın olarak yani diyelim kadın cinsiyetinde doğarak da insan feminist olmuyor zaten hepimiz biliyoruz yani. Gerçekten çok cinsiyetçi kadınları da görüyoruz. Dolayısıyla bu bir öğrenme süreci, hepimiz için bir öğrenme süreci. Ama ben ısrarla söylüyorum ki bu ilişkisel bir süreç. Yani şimdi biz kadın ve erkek cinsiyetlerini tartışıyoruz. Bu tabii ki biraz cahilce bir tartışma olur. Çünkü cinsiyetleri de ikiye ayırmıyoruz. Tabii artık o seviyedeyiz. Yani kuyu teorinin falan tartışıldığı bir dönemdeyiz. Ama bu haftaki kampanya tabii ki böyle değildi. Bu haftaki kampanya karikatürize ediyordu. Yani kadınlık rolleri ve kadınlara karşı önyargı, yargıları shift yapıp işte erkeklere çeviriyorduk. Ve o nasıl diyeyim acı gerçeği böyle gözler önüne seriyordu. Ya onları toplu görünce ben şöyle hissettim. Ya bir yanıyla bazılarına gerçekten sesli sesli güldüm neredeyse. Çok komik geldi. Bir yanıyla da hepsini topluca görünce dedim ki yani gerçekten hayatta kalabilmek bile bir başarıymış bir kadın olarak. Yani ne çekmişiz, neler yaşamışız. Yani her gün her hareketimizin birileri tarafından şekillendirildiği ve şeyi de gördüm. Farklı nasıl diyeyim gruplardan farklı ideolojik perspektiflere sahip kadınlar yani herkes katıldı bu kampanya. Bence o da güzeldi. Yani mesela başörtülü kadınların yorumlarını gördüm çünkü onlar da kendi camialarından doğru konuştular. İşte transları görmedim açıkçası çok fazla. Yani orada bir yanlışa düşmek istemiyorum kavramsal olarak. Kadın cinsiyetinde heteroseksüel ve homoseksüel de bunu ayıramam ama kadın cinsiyetindeki insanların nasıl diyeyim yorumlarını daha çok gördüm benim takip ettiğim kadarıyla. Bu öğrenme süreci meselesinin altını çizmek lazım. Ve hiç kimsenin, yani bunu farklı açılardan da görüyoruz. Bunun gerçekten okumuş, yazmışlık da bilmem neydi. İlgisi var ama çok da ilgisi yok. Yani bu erkeklik dediğimiz bir bela. Ben
Nikhet Hoca'nın bir makalesi vardı. Aterki erkekleri de ezer diye. Çok güzel bir makale bence. Çünkü görüyorsunuz hakikaten yani o aterkinin verdiği sorumluluğu kaldıramayan, istemeyen, öyle bir yaşam kurmak isteyen bir sürü ben erkek çevremde de görüyorum. Ama o ona öyle bir rol verilmiş yani. Yani gece sevgilisiyle yürürken erkek hiç korkmasın. Yani korkamayabilir insan çünkü. Hani bu kadar minik minik yani gündelik pratikte yaşadığımız binlerce örnek verebiliriz. O yüzden erkekler aterki erkekleri de ezer. Lütfen kendinize gelin bu aterkiyle topucu yüzleşelim. Yani daha iyi bir yaşam için bence bu çok gerekli. Alpan sen ne dersin? Bir cümle Alpan sana geçmeden bir cümle söyleyebilir miyim? Bir şeyi unuttum söylemeyi de hemen belki söyle. Arkadaşlar bir şey ekler onun için. Şimdi emek dedim ya orada biraz şunu hatırladım. Şimdi bu yayını izleyen bizim çevremizden de olabilir ya da normal vatandaşlardan herhangi birileri şunu da düşünebilir. Ya işte arkadaşlar toplanmış burada tırnak içinde kendi entel şeylerini yerine getiriyorlar şu anda görevlerini. Çünkü bunlar işte ırkçılığa olsun. Geçen hafta işte siyahilere olan ırkçılığa karşı çıkmaları gerekiyordu görevleri gereği. Bu haftada işte çok ne kadar toplumsal cinsiyet konusunda hassas olduklarını göstermeleri gerekiyor. Siz toplum ama siz şeyden uzaksınız yani hayat böyle değil gibisinden bir yaklaşım ben görüyorum. Hakikaten var böyle bir yaklaşım. Emek dediğim aslında oydu. Hayır, aslında gerçek olarak hayatta hani bu tırnak içinde zaten burada da bir küçümseme var. Entel diyerek orada bir küçümseme var. O entel hayatın dışında aslında bu konuda adım atılabilirse biraz önce başarılar derken onu kastetmek istedim. Asıl orada bir devrim olabilir. Orada da hiçbirimiz onun dışında değiliz. Yani biz işte orayı böyle ağacın dibinden, ağacın tepesinden izleyebilecek kadar aşmış insanlar değiliz. Hepimiz o hayatın bir parçasıyız. Oralarda adım atabilirsek çok büyük başarı olabileceğini düşünüyorum. O algıyı değiştirirsek, ya inşallah en azından değiştirmek değilse de bir şeyler yapmak bu yönde. Ya bu entelektüellik tartışmasını gerçekten isterseniz bir program buna ayıralım. Çünkü bu tartışma benim yani nasıl kişisel olarak çok sinirimi bozuyor. Yani şey gibi hani bu nasıl diyeyim bilgisayar üzerinden, internet üzerinden yayınlara başlayan şimdi mesela bizim yayınımızda şu anda sadece Alpan'ın arkasında şey var. En entelimiz Alpan arkasında kitaplarla. Ben şimdi mesela şunu hiç kaldıramıyorum. Ben diyelim burada işte gerçekten şu anda yayına Ali Beyköy'den bağlanıyorum. Bir işçi sınıfı çocuğu olarak kendim de kendimi orada tarif ediyorum ısrarla. Ama ne oluyor? Üç kuruş paramızda kitapları arkamıza koyunca ve biz sermaye olarak kitaplarımızı çok benimseyince, sevilince biz entel oluyoruz. Halkın dışında oluyoruz. Bunu asla anlayamadım. Gerçekten benim kafam belki de hala çok strict diyorum ya ortodoks Marksist bakıyordur. Benim sermayem yok. Sermayedar değilim. Kültürel sermayeyi tabii ki oluşturmaya çalışıyorum ama entelektüelizm yani o entel denilen kategori başka bir kategori. Yani bunun üzerine bence konuşalım. Kişisel yaralarım da var herhalde bu konuyla ilgili. Şimdi bu toplumsal cinsiyet meselesini çok karıştırmayayım. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu hafta çünkü son bölümde biraz kendimizi de vakit ayıracağız. Biz de hani eleştiri öz eleştiriden azade değiliz. Biraz biz de onu yapmak istiyoruz. O yüzden Alpan hızlıca sana ve Nezih'e döneyim. Siz ne dersiniz? Bu kampanyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şuradan başlayayım. Şimdi boş konuşanları yani boş gösterenlerle konuşanları hem siyasette hem toplumsal hayatta çok dinlememek gerekiyor. Eleştiriye eyvallah her zaman bence herkes vardı olması gerekiyor. Böyle olmasa da bu da bir boş konuşma olabilir bu arada. Hani çünkü bu çok kabul edilen bir şeydir ya ama herkes de bunu kolay kolay yapamaz Edgar'ın dediği gibi. Yani ilerleme için önce kendini gerçekten emek harcaman gerekiyor, değiştirmen gerekiyor. O açıdan onu söylemek istedim. Ahlakla ilgili bir şey var burada. Yani burada bir ahlak teorisi demeyeyim ama bu konuştuğumuz konu ahlaktan kastım bu arada hani o katı herkesi kendi yerinde tutan sınırları belli olan bir ahlaktan bahsetmiyorum. Genel, ilkesel, ilkeler belki bütününden bahsediyorum. Yani eşit, özgür ve adil bir dünyanın de bir ilkesel anlayışı vardır, ruhu vardır. Ondan bahsediyorum. O gündelik hayatta kurulur. Yani ben hiç onu öyle tepede kurulan bir şey olarak görmüyorum. İşte öyle sen entelsin, şusun, busun falan diyenler aslında seni bir köşeye sıkıştırmaya çalışan bir grup gibi oluyor. Ve gündelik hayatta hiçbir karşılığı yok bunun. Gibi. Bunu kadınlara bağlayacağım. Şimdi o kampanyamızı erkekler yerini bilsin de Twitter'da. Erkekler yerini bilsin kampanyası. Neden yerini bilsin biliyor musun? Çünkü ya benim gördüğüm kadarıyla ve deneyimlediğim kadarıyla da böyle. Yani benim işte annem olsun, hayatımdaki diğer kadınlar olsun, onların geçmişlerinde deneyimlerinden gördüğüm, çıkardığım şey bir tane baba, işte patriark diyebiliriz ona artık ya da ataerkinin hangi abi olabilir, amca olabilir, dayı olabilir, bilmem ne olabilir, eş olabilir, sevgili olabilir. Hatta bugünlerde flörtün bile sana bunları yapıyor. Hatta flörtünün başındaki böyle ufacık sana bakmış, o bile senin üzerine şiddet kuruyor olabilir. Senin yerini tayin etmeye çalışıyor olabilir.
Yani neden yerini bilsin? Bir erkek çıkıyor, sırf gücünden ve senin üzerine kurduğu tahakkümden ötürü senin bütün her şeyine, yargına, giyinişine, davranmana, her şeyine karar verebiliyor. Ben başörtüsünü açan bir kadın arkadaşımla konuşmuştum. Yani 13 yaşında ailesi ona demiş ki kapan. Kapanmış. Ondan sonra açtı. Ben de merak ettim gerçekten. Ya dedim başını açma sebebi neydi yani? Hani şey miydi? Hükümetimi sevmiyordun, şu muydu, bu muydu falan. Dedi ki bana Alpan dedi isteklerinin sonu gelmiyor. Yani önce başını kapattılar. Sonra bilmem ne yaptılar. Sonra şunu yaptılar. Sonra bu arada bu erkekler yerini bilsin de başörtüsü olayını şey yapmıyorum. Asla birbirine karıştırmıyorum. Sadece oradaki bir bakış açısını anlatmaya çalışıyorum. İsteklerinin sonu gelmez bazı insanların. Tahakküm isteğinin. Ve burada tamamıyla bence bir tahakküm isteği var. Bir örnek vereyim mesela size. Ve bu, o örneğe geçmeden şunu söyleyeyim bu formülasyonla ilgili. Sosyal acı yaratırsınız. Bireysel acı yaratırsınız. Başkalarının hakkına, aklına hiç danışmadan tamamıyla onların kaderini yani Allahçılık yaparak neredeyse put gibi davranarak iktidar olarak başkasının kaderini tayin etmeye çalıştığınızda büyük bir acı yaratırsınız. Bunu da şöyle bir örnekle anlatayım. Benim eski kız arkadaşımın annesi o da burada işte Kocam Mustafa Paşa'da büyümüş. Kadın mesela ben biliyorum inanılmaz acıda okuma meraklısı, dünya kültürünü merak ediyor, genel kültürü çok yüksek falan bilmem ne ama 18 ya da 19 yaşında evlendiriliyor babası tarafından. Yani onun kaderini onun yerine belirleyen biri var. Babası ve istemediği halde şu anki işte eşiyle evlendiriliyor. Ki kötü bir evlilikleri yok. Yani iyi anlaşıyorlar ama kadın kendini gerçekleştiremiyor. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musun? Kadın 40 yaşından sonra, benim için çünkü başarı hikayesidir. Diyor ki ben nerede kaldım? Ben diyor gideceğim diyor şey yapacağım. Açık öğretime işte oraya girebiliyor. Çünkü açık öğretime giriyor. İşte felsefeyi bitiriyor. Felsefe bölümünü bitirdikten sonra 40 yaşından sonra yapıyor bunları. Bu ev hanımından bahsediyor. Ev kadını diyoruz yani evde oturan, işi olmayan, yani ev işleri dışında işi olmayan birinden bahsediyorum. Sonra gidiyor İstanbul Üniversitesi'nden formasyon alıyor. Öğretmenlik için formasyon alıyor. Ve sonra bir özel okula en son işte 3 yıl önce bir yere başvuru yaptı. Şimdi bir an boş vakti yok. Özel okulda 40 yaşından sonra bütün bu işleri tamamladı ve öğretmen oldu. Türkiye'ye, Türkiye halkına, çocuklara... Katkıda bulunuyor. Türkiye'nin geleceğine. Aynen böyle bir insan. Çok düzgün bir insan. Yani siz başkalarının yerinizi bilmeden davranırsanız, başkalarının hak için karar verirseniz, tahakküm kurarsanız onların karakterlerini yok edersiniz ve en sonunda işte böyle bir insana 20 yıl kaybettirirsiniz. O kadın kazandı hakkını. O eyvallah. Bu bir mücadele. Bence Türkiye'de bu tür böyle milyonlarca mücadele var. Sadece kadınlar üzerinden de yaşanmıyor ama en çok kadınlar yaşıyor gibi geliyor bana. Yani çok söylenecek şey var da şey sana bırakıyorum dedi. Yani şimdi bu kampanyayla birlikte ben şunu da gördüm. Yani bu ufak bir alt kampanya diyeyim. İşte ne zaman boşanmaya karar verdiniz diyor. Yani kadınlar yazmışlar. Şu noktada boşanmaya karar verdim. İşte şöyle şiddet gördüm, böyle çocuklarla ilgilenmedim. Bir sürü hikaye anlatabilirsiniz. Gerçi onlar da benim için çok şeydi, nasıl diyeyim. Ya zaten bildiğimiz şeyler, yaşadığımız şeyler, biz medyaskop olarak da ben bireysel olarak da bu hani toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi özellikle uğraşıyoruz ama yine gerçekten şaşırdığımız, acı hissettiğimiz anlar oldu. Benim için de ağırdı onları takip etmek. Şimdi sen dedin yani dünyada da bu topraklarda kadınların mücadelesi. Ayakta kalma, birbirlerine destek olma, yeniden hayat kurma. Çünkü her seferinde yıkılan hayatlar var, yeniden kuruluyor. Ben işin şu kısmını söylüyorum. Yani tabii ki erkeklere ben bunun garantisini veremem ama şunu söylüyorum ki eşitlik yoksa aşk da yok. Gerçekten eşit bir şekilde aşkı denesin insanlar. Yani ömürlerinde bir kere bunu cesaret etsinler. Yani çünkü o ataerkillik o ilişkileri ne hale getiriyor? Yani eşitlik varsa aşk da daha güzel yaşanıyor. Yani hani diyoruz ya yani hep bir arada yaşayacağız. Bunu biz nasıl etnik kimlikler üzerinden tartışıyoruz da kaç haftadır? Yani Türkiye bir arada yaşayacağız. Yani kadınlar ve erkekler de bir arada yaşayacak. Kadınlar, erkekler, translar hepimiz bir arada yaşayacağız ve bu ilişkilenmeleri yani hayat zaten zorken, ben mesela Almanya'ya gittiğimde 21 yaşındaydım galiba. Şimdi çok farklı bir dünyaya geçtim bir anda. Erkek kadın ilişkileri orada gözlemliyorum. Şunu fark etmiştim, Türkiye'deki gençlere biraz üzüldüğümü fark etmiştim Almanya'ya ilk gittiğimde. Neden üzüldüm? Çünkü aslında gereksiz o kadar fazla kategori var ki birbirimize yaklaşırken. Orada o kategoriler yok değil mi? İnsanlar çok daha sağlıklı ilişkiler kuruyordu. Özellikle genç kadın erkekler arasındaki ilişkileri söylüyorum. Ya biz de kafamızı yoran, hayatımızı yoran, ya ben o yaşımda o aydınlanmayı yaşamıştım yani hızlıca onu gördüğüm için. Şimdi lafı çok uzatmayayım. Nezih sen ne dersin?
Şimdi sana sorumluluk yükleyeyim mi bu konuda? Toplumsal cinsiyet konusunda içimizdeki tek evli insan olarak ne diyeyim sana? Biz eşitiz. Eşit olarak birbirimizi seviyoruz. Aşkımız eşit bizim. Ne güzel. Ben açıkçası yani işte Twitter'da yani kadınların gerçekten ne kadar bu konuda haklı olarak öfke biriktirdiğini görmüş olduk. Yani en azından psikolojik olarak büyük bir rahatlama yol açtı. Bence bu bile gerekiyor yani. Hani insanların sorunlarını açıkça anlatabilmesi bu sorunların çözümlerine dair ilk adım olarak kabul ediliyor zaten. Bu önemli ama ben tabii aynı yani evet kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik, ayrımcılık meselesi çok temel ve yani insan var olduğundan beri var olan mesele evet. Ama bu konu aslında diğer konularda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini gerektiriyor bence. Yani mesela Türk-Kürt meselesi için de yapılmaya çalışıldı. O kadar tutmadı. Neden acaba? Yani bunu da bir kendimize yöneltmemiz gerekiyor bu soruyu. Yani sadece hani insanlar kendi çevrelerinde olan ya da işte o konuda tırnak içinde diyorum. Duyar kasmanın çok daha maliyetsiz olabildiği konularda performanslarını gösterebiliyorlar ama acil ve daha maliyetli konularda da ben bu duyarlılığı bekliyorum. Ama tabii ki yani bu şeyi yanlışlamıyor. İyi bir kampanyaydı. Sosyal medyada işte bu sorunun en azından ortaya rahatça dökülebilmesini sağladı. Bu güzel bir gelişim. Şimdi ataerkil kültür üzerinden konuşacaksak ben bu namus ve şeref değer sisteminden bahsetmek isterim. Bu akademide de tartışılıyor. Biz bunu toplu şiddet ve linç vakalarında da açıklayıcı bir faktör olarak değerlendiriyoruz. Şimdi özellikle kırsal muhafazakar toplumlarda bu Türkiye buna bir örnektir. Amerika'da güney eyaletleri buna bir örnektir. Burada erkeğin üstünlüğü kadınlara kıyasla çok daha toplumu ayakta tutan, toplumun dirliğini, beraberliğini sağlayan, birliğini aynı zamanda bir fenomen olarak görülüyor. Ve bu ataerkil iktidarla şiddeti çok kolay beraberinde getirebiliyor. Erkekler sadece tek söz sahibi olabiliyor ve erkekler erkeklere şiddet uygulayarak ayakta kalıyor. Yani senin dediğin hani o ataerkil erkeklik meselesi var ya, erkeklerin üzerine de bir yük biniyor. Tabii ki burada en büyük yük kadınlar çekiyor ama erkekler de aslında burada sıkıntı yaşıyorlar. Bunların en ilkel örnekleri işte kan davası falan gibi şeyler. Ama biz bunun şehirlere taşındığını, 21. yüzyıla taşındığını da görüyoruz. Zaten son 2010'larda bakarsak maço liderler yükseliyor işte. Yani Trump'a bakın, Erdoğan'a bakın, Orban'a bakın. İşte farklı örnekleri düşünebiliriz. İşte bu Filipinler'deki, adını unuttum şu an, Duterte, Venezuela örneği. Bunların hepsinde yani kadını aşağılayan Erdoğan'ın yani bu konuda diğer liderlerden açıkçası biraz daha hatta daha medeni buluyorum yani. Erdoğan'daki mesele daha İslam'ın yorumlanışının daha muhafazakar ve kırsal anlaşılışı. Diğerlerinde o maçoluk, o erillik çok daha çıplak bir şekilde ortaya konuluyor ve bu alkış görüyor. Ama ben 2020'lerde yeniden yani demokrat cephede yer alan daha medeni, daha eşitlikçi insanların daha birliktelik siyaseti yürüterek bu maço siyasetin arka plana bu maço siyaseti arka planı düşüreceklerini ben düşüreceklerine inanıyorum, bekliyorum da. Umarım beklentilerim gerçekleşir. Benim söyleyeceğim bu kadar bugünlük bu konuda. Şimdi biz gerçekten ne çenebaz bir ekibiz. Bugün de bir saatte bitirelim dedik. Son bölümümüzde kendimize ayırmıştık. Yani şöyle ki kendimize ayırmıştık. Karantina sürecinden çıkıyoruz. Bu süreci biz bireysel olarak nasıl yaşadık? İnsan ilişkileri nasıl yansır? Sizce siyasete nasıl yansır? Bu uzun bir tartışma, herhalde buna çok giremeyeceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Böyle hani YouTube sayfama hoş geldiniz gibi olmasın ama biz YouTube'daki yazdığınız yorumları seyircilerimize sesleniyorum. Özellikle takip ediyoruz. Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Herhalde onları biriktirip bir kısmına da cevap da vereceğiz bir süreç içerisinde. Yani bunu da hani söylemiş olalım. Şimdi son turda arkadaşlar birer dakika vereceğim size. İsterseniz karantina meselesinden bahsedin. İsterseniz eleştirileri varsa bir yanıtınız onları söyleyin. Kitap önerecekseniz onlar olsun. Yayınımızı bir saati geçirmeden kapatalım lütfen. Edgar ne dersin? Son söz olarak nasıl dersin? Şimdi hiç aklımda yoktu ama sen söyleyince o şekilde şey yaptım. Bunu konuşayım dedim. Karantina süreci bitti. İnsanlar şimdi işte herkes dışarılarda falan. Zaten sosyal medyada bu konuyla ilgili bir sürü tartışma var.
Burada benim insanlardan özellikle ricam, bu da bir emek gerektiriyor. Yani biz diyoruz ya, bilgi toplumunda yaşıyoruz. Artık işte sanayi toplumundan çıktık, teknoloji devrindeyiz. Şimdi bu devirde yaşadığınız zaman armut piş ağzıma düş olmuyor. Çok fazla bilgi var etrafta dolanan. Hani infodemi diyoruz ya, bilgi salgını var. İnsanların ki maalesef Türkiye'de toplum komplo teorilerine çok eğilimli. Yani hakikaten benim sinirimi bozan bir durum bu artık. Bir yerden sonra tartışmayı bitiren konular olduğu için tartışılamıyor da. Ama tartışmalarda en çok da öne sürülen o komplo teorileri oluyor. Dolayısıyla hala nasıl mücadele edeceğimi bilmediğim bir yapı var orada. Yani sanki herkesin üzerime geldiği. Yani bundan kurtuluşun tek yolu var, araştıracağız. Yani bu internet eğer bir nimetse tırnak içinde, burada ilk gördüğümüzde inanmayacağız. Biraz çaba harcayacağız. Bir şeyi gördüğümüz zaman uygulamak istiyorsak ikinci kez bakacağız. Double check dediğimiz. Üçüncü kez gerekirse bakacağız. Hayatımız bu. İşte aşı olunacak, işte aşıyla içimize acaba çip mi koyacaklar, bizi kısırlaştıracaklar mı vesaire. Yani bu tarz şeylere inanmadan... Sen da... Efendim? Sen buna inanmıyor musun? Alfan sen inandır bizi şimdi, sana sıra geldiği zaman. Yani her şey olabilir ama en azından bir parça daha eleştirel ve sorgulayıcı bakmakta fayda var. Buna dikkat etmeyi öneriyorum herkese. Sanki ekonomik koşullarımız çocuk yapmaya çok uygun da çip bizi kısırlaştıracak. O yüzden neslimiz tükenecektir. Gerçekten hani bu da iyi bir bakış açısı diyorum. Ne dersin Arpan, ne diyeyim? Son cümlelerini. Ben kitap önerisi yapacağım. Şey, bitirirken bir dakikada hemen toparlayacağım. Edgar'ın dediğine katılıyorum. Ben bunu şeyde görüyorum bazen böyle. Annem benimle beraber çok fazla haber takip etmeye başladı tabii. Çok fazla şey izliyor falan filan ama bazen de diyor ki çok... İnanılmaz bir haber okuyor mesela, öyleymiş mi falan, artık korkuyor da şey ne diye soruyor. Diyorum bak bunu check et, kontrol et, yani hani farklı şey böyle değil. Edgar'ın dediği gibi internet bir nimet bazen ama şey kötü de olabiliyor çünkü bilgi çöplüğü de var. İşte infodemi dediği olay o aslında Edgar'ın. Zor yani hani insanların böyle o bilgi yığını karşısında kendisine bayağı zırhı olması gerekiyor. Hatta felsefesi olması gerekiyor ki doğru yolu görebilsin anlamında söylüyor. Doğru yolları görebilsin. Zor olabiliyor. Ben salgınla ilgili şunu söyleyeyim. Sadece zaman ve mekan anlayışımız bence bayağı değişti. Büyük bir kriz işte. Böyle büyük krizler senin her bütün algını, gündelik algını ve davranışlarını değiştirir. Mesela eskiden çok parçalı bir zamana sahiptik. Şimdi de parçalıyız bence. O kadar şey değil ama en azından mekan olarak onu teke indirdik. Yani ev ya da birkaç ortam. Mesela elit haftada 10 tane mekana gitmiyoruz artık. Gidemiyoruz. Hatta ben gitmeyi de düşünmüyorum uzun müddet. Açıldı, arkadaşlarım davet etmeye başladılar dün ama yapmayacağım. Dolayısıyla zaman mekan algımız bayağı değişti. Bu bence üzerine böyle tonlarca şey yazılacak bir konu artık bundan sonra. Kitap olarak da şu ikisini önereyim. Panait Istrati, doğru okuyorumdur herhalde. Sünger Avcısı, Romanyalı edebiyatçı. Sünger Avcıları'nı çok merak ediyorum. Bu küçük bir öyküsü gerçi bunun içinde. Bir de yani arada şiir okumak lazım. Şükrü Erbaş'ın bütün şiirleri, iki kitabını şu an şiirlerini okuyorum. Onu eklemek istiyorum. Harika. Ben konuya giriyorum. Son bir dakika. Sonuca konuşuyorum. Alpan'ın kitabını okumuştum. Ben de beğendiğim bir kitap. Yani hoşuma gitti. Bu fact check meselesini ben de babam çok takip ediyor siyaseti. Üniversite mezunu ama yani üst nesil ilginç. Benim babam 66 doğumlu. Böyle Facebook'tan falan haberler geliyor. Ben babama biraz öğrettim böyle taktiklerini. Bak dedim, Facebook grupları üzerinden gelen haberlerin %90'ı falan genelde yani muhalif çevrelerde de AK Partililerde de aynısı yani. Genelde yanlış bilgi ya da abartı falan. Ben de şey yap dedim, sen bunu WhatsApp gruplarında paylaş haberleri, sonra hemen altında buna inanmayın, doğrusu şu, bana sor diye. Şimdi babam mesela bana haberi atıyor. Gerçeğini söylüyorum babama. O da o şekilde yayıyor yani. Biz de öyle kendi aramızda ailevi bir fact check şirketi mi kurduk diyeyim. Öyle bir girişim başlattık yani. Ya ben koronada da şuna kapanış sen mi yapacaksın, ben bitireyim. 59-20 şu an. Bitebilirsiniz işte. Tamam. Ya korona şunu öğrenmeliydik. Mesela dün işe Caddebostan'a çıktım ile herkes kızıyor filan. Bu da hükümetin sorunu. Çünkü bir genelge yayınladı, sonra iptal edildi. Sonra mesela ben bunun üzerine Umrecilerin
yönetilememesiyle bu krizin aslında Bayburt'a kadar yayılabildiğini hatırlattım. Oradan da bana şey diye kızıyorlar. Sen solda sıkıştırıyorsun meseleyi. Mesele Umre ya da işte Caddebostan değil. Hükümetin bu şeylere yol açması. Bizim koronada hükümetten hesap sormayı öğrenmemiz lazımdı ama biz kutuplaşmada tıkılı kaldık maalesef. Bu haftalık veda edelim sizlere bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.